Şimdi dolayısıyla bunların içerisinde Yahudiler de dahil. Bunların içerisinde en azından bir kısım İsrailliler de dahil. Çünkü İsrailliler de bulundukları ülkede huzur içinde, tehdit altında olmadan yaşamak istiyorlar. Dolayısıyla barışı Hamas'la sağlamak zorundasınız. İsrail Hamas'la barış yapmak zorunda. Hamas'ı ortadan kaldıramaz. Nasıl yapacak bunu? Bu da onların muhalefeti. Ama onunla yapmak zorunda. Hangi şartlarda? İşte şartlar meselesini, Hamas'ın şartlarını gördüklerini de konuşacaklar. Şimdi bu işin bir tarafı. İkinci tarafı da şu. Dünya, ben de tanık oldum birçok yerde, Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, İngiltere'de. Ağzını açan politikacı, ne bileyim işte AB kurumlarının sözcüleri, şu şu şu, ağzını açan iki devletli çözüm diyor. Uzun süre duruyor. Sonra 1967 sınırları diyor. Şimdi Türkiye, dikkat ederseniz, durmadan, yani arada bu es bırakmadan çözüm, iki devletli çözüm ve 19 hatta 1967 sınırlarına dayalı iki devletli çözüm diyor. Görebildiğim kadarıyla Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere 1967 sınırlarına dönülmese de bir küçücük ufacık minicik Filistin devletiyle idare edin diyecek pozisyona kendini getirmiş. Ya da İsrail onları o pozisyona getirmiş. Fakat şimdilik 1967 sınırlarını, BM kararlarını göz ardı etmemeyi tercih ediyorlar. Bunu ifade etmiyorlar. Ama hiç kimse de buna dair, buna dönük ne bir adım atıyor. Yani İsrail'in 1967 sınırlarına dayalı iki devletli çözümü derhal kabul etmek zorunda olduğu, bu konuyla ilgili müzakerelerin derhal başlamak durumunda olduğu, eğer bu müzakereleri İsrail başlatmazsa BM'nin resen başlatacağı ve 1967 sınırları dışındaki toprakların, İsrail topraklarının işgal altında olduğu gerçeğiyle işgalci bir devlete uluslararası müdahalenin de tartışmaya açılacağına dair bir bildirim yapmıyor mesela. Asıl sorun bu. Çünkü onlar bekliyorlar İsrail bir yere kadar gelsin. Sonra 1967'yi unutalım. Ya ne yapalım, bir de sahada gerçeklik var yani. Bu ne demek aslında? Türkçesine, sahadaki gerçekliğin Türkçesi hocam daha iyi bilir. Oldu bitti demek.